Olgu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Ocak, nasılsın? Evet, bugün epilasyondaki son gelişmeleri. Anneannem beni duşa soktu, sıcak soktu. Bir cümle daha etme yalvarıyorum dedim. İyi değil, bayılıyorum. Abi güle güle öleyim mi? Herkes gidiyor, çok güzel, ben giderim. Dişlerini göster bakayım. Bak, ha, şu, kapat ağzını! Ve bu çok normal bir şeymiş gibi. Şu, algı, yaptım. Ya. Şu, kapattım. Tamam. Algım. Canım. Sabahtan beri şöyle konuşuyoruz. Zeynep'çim. Sahteliğimize aşığım ya gerçekten. Ve mesela niye yapayız? Niye yaparız ki yani? Ne olacak? Sanki öncesinde hiç konuşmamış gibi. Evet. Arkadaşlar şeyiz tabii. Şimdi yani rakiplerimiz büyüdü YouTube'da. Yüksek enerjilere ihtiyacı var. Ay bu arada da yan odada Can Bebe uyuyor. O yüzden ah kıyamam. Şey onu yerim ben. Dombik de. Yemin ediyorum Ayça beni keser. Algı sana bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten bebek düşkünü bir tip değilimdir bak. Yani aslında öyle her bebek iyi olmam yani. Ben de aynı. Hani okey yani tabii ki annet de tatlısı maşallah karşımda geçerim. Aynen aynen ben de. Abi bu çocukla kafayı bozmuş bir haldeyim yani. Çocukta çok tuhaf bir şey var yani sana bir bakışı var filan çıldırıyorum abi yani. Bazı sabahtan bebekler, beri kişi. Bazı bebekler acayip oluyor abi, hepsi değil ve ama. Çok güzel gülüyor abi, gülüyor bildiğin yerim. Sana gülüyor. Onu yerim. Onu sana yerim. Bakıyor ve böyle gülüyor, delirirsin yani. Geri zekalı, yerim onu. Çok şeker bir şey ama ya, ben bir kere gördüm ya onu. Şeyde. Kardeşim. Neydi? Nerede? Aa binada. Binada, binaya gelmişlerdi. Allah. Utku, eşi o falan. Yine bak duygusala bağladım. Niye bağladım? Yakıcı bakışlarımızın her pazar sabahı Gizem, Anıl, sen, ben kahvaltımız vardı binada. Ya. Bir de binada kötü kahvaltısı. O boktan kahvaltı. Sigara içiliyor diyor kapalı yerde. O Gizem'e o kötü kötü kahvaltıları yaptırıyorduk ya, o omletleri. O kötü kurumuş omletle. Ay buradan kardeşim, sahipleri, dostlarım Mustafa kusura bakmasın ama kardeşim binanın mutfağı kötü yani bunu. Kötü bunu ama eskiden biliyoruz. Güzeldi. Bir bu ara bozdu ya bu sene. Artık güzeldi ya. Bence artık yavaş yavaş yemekten kopmalı abi. Bence yemek de. Yok ki orada. Yok evet. Orada atıştırmalık. Kulüp sandviç. Bitti. Bitti. Yanına patates. Bakar mısın iki değerli işletmeci binaya bunlar mı veriyorum? Gecelik cirosu gecelik cirosu 1 milyona yaklaşan binaya. Abi arkanıza yaslanın ve şu iki kadının ticari zekasına güvenin kardeşim. Benimki müthiş ya. Bende asla olmayan şey ticari zeka. Sıfır. 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 Geçen gün sadece şey konuşuyoruz ya. Algı paranın değerini 38 yaşında mı anladık? Evet ya, evet ya. Para ne işte? Para benim için yani araç. Ay be para benim için araç. Para bizim için sadece bizi böyle hani güzel yaşıyoruz be evet hayatı. Ya. Oh iyi ki de yaşıyoruz valla. Daha çok paramız olsun inşallah. Herkesin arkadaşlar, olsun arkadaşlar. Hepinizin parası olsun inşallah. Arkadaşlar hepimiz bakın inanılmaz zengin olduğumuzu hayal edelim bir an için. Ne İnanılmaz diyorsun? Ama. Peki kanki bir şey söyleyeceğim. Mesela benim şöyle hayallerim var. Senin var mı? Şimdi 10 numara hayatımızı kurduk falan oldu filan oldu. Güzel. Ay, bu arada konuyla alakasız gene başladık. Konumuz bugün olsun. Güzellik ama güzel akıyoruz. Bugün güzellik konuşacağız. Mesela... çok iyi bugün sanki Show TV'deki sabah programı sanki. Bugün sizlerle yanımızda güzellik uzmanı Zeynep Ocak. Güzellik konuşacak son iki insanız ya gerçekten. Hocam bak o var ya bayılıyorum. O Çağla Şükür'ün evet. Falan programı var ya. Evet bugün epilasyondaki son gelişmeleri. hayır burada... Değerli hocamız, Algı Eki hocamız bizlerle olacak.
Sizlere bacak altı tüylerini Evet. nasıl? Biliyorsunuz son günlerde kendisine Hürriyet Gazetesi'nde de bir yazı dizisi çıkmıştı bu konuyla ilgili. Şimdi burada gelecek ve siz değerli seyircilerimize ekran başında da bunları anlatacak. Algo Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Ocak, nasılsın? Teşekkür ederiz. Bugün güzellik konuşacağız. Güzellik deyince akla gelen ilk isimlerden biri. Kim? Profesör Doktor tabii ki Algo Eke. Çapa Tıp Fakültesi Epidemioloji Derneği Başkanı. Algı, konuya mükemmel giriyoruz. Buyur gir, evet. Genital, arkadaşlar, genital bölgede, yani daha doğrusu şöyle, tüy alımı, Evet. kadınlarda tüy alımı. Aslında tabii yani kim bilir kökü nerelere dayanan aslında bir güzellik şeyi. Eski mi acaba? Eskiden kıllı değil Yani miydi? aslında ha? Eskiden kıllı geziyorlardı ya. Şimdi onu diyecektim. Ne zaman acaba bir noktada işler değişti? Çünkü eskiden bayağı o güzellik algısında bütün o baktığımız tablolarda Kıllı. şular. Bu Kıllı. arada Avrupa'da inanılmaz yaygın. Biraz da Doğu toplumunun da olayı kıl, tüy, temizlik, memizlik hani şey mi ne denir ona bir arpa boyu uzamayacak mı? Öyle bir şey var biliyorsun değil mi? Anneannem bana söylerdi. Ne be? Anneannem kanka Yok. kılın bir arpa boyu uzayacak. Bir arpa boyu. Kanki ilk ağdanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, çok rezalet Ben de. ya. Çok trajiktir benim Çok de. türe. Arkadaşlar bakın of inanılmaz bir şey, bir anı geliyor şu an. Anneannemde yaşıyorum o dönem. Ve artık geldi çattı ağda zamanı yani. Bundan kaçış yok. Genitale ağdaya koşuyoruz. Evet. Ve eskiler hatırlar. El ağdası vardı arkadaşlar. Anneannemin mutfağındaki o beyaz fayansların üzerine. O dökülür beyaz fayansın üzerine. Ve oradan böyle bir ne denir o şekerin daha ham maddesini oluşturan. Tamam. Akide An. şekeri. Ha. Akide. Akidenin daha maddesini oluşturan o şekerli bir ağda yapılır ama çocuklar onun sertliği, o ciddi bir kuvvet ister yani böyle macun gibi bir şey o. Ve abi anneannem ondan bir parça koparır, sürer tamam mı? Onu laps diye çekmen lazım. Of. Çocuklar aylardan Temmuz, hava nasıl sıcak biliyor musunuz? Yanıyor. Ve sana o ağda eridi mi? Algı sana acıyı kelimelerle tarif edemem. Ve anneanneme diyorum ki yalvarıyorum bırak. Yani yalvarıyorum bırak böyle kalsın. Tamam. Ağdalık alayım. Ve arkadaşlar anneannem beni duşa soktu. Sıcak su rezalet ya. Rezalet. Ben daha mı bu teknoloji, modernizmin daha mı kölesi olmayayım? Of, ay ter bastı gerçekten. Evet arkadaşlar, konumuz güzellik, toplumun dayatması, ticaretin, kapitalizmin dayatması, bizim kendi kendimize dayatmalarımız, eşimizin, dostumuzun dayatması. Bu bayağı, değil mi? Aslında bizim kendi aramızda da çok konuştuğumuz bir konu. Yok. Geçen gün hatta bayağı WhatsApp grubunda geyiğini yaparken çıktı. Hadi bunu yapalım dedik. Aynen. Özellikle sen tabii ki kardeşim bunun meslektaşlarınla birlikte en çok belki de ceremesini çeken ve konuşacak da çok şey olduğuna inandığım bir konu. Birisi. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Öf. Bize yapılanı. Yani oyunculara zaten ultra bir şey vardı. Kadın oyunculara daha çok zaten. Bayağı, bayağı. Bu Olmaz. arada yani Heh. düşününce insan bayağı çok öfkeleniyor ya. Yani Öfkeden çok garip bir insanın şey yarattığı yaratıyor. tahribatı düşünüyorum da yani hani kendimden de Çok. biliyorum. Çok. Birazdan Çok. konuşacağız. Çok. Abi bir hayat veriyorsun yani aslında bu insanlara kendini kabul ettirmek ve bir şekilde o tırnak içinde güzel algısını her daim yaşatabilmek için. Korkunç. Yani ben hep şeyi düşünüyorum, bu bence hani bilmiyorum, her güzellik o anlamda çok göreceli bir şey ama bazı tartışmasız güzellikler var. Bunlardan bir tanesi de Nicole Kidman. Ve Nicole Kidman bile hatırlıyorsan birkaç sene önce anormal bir botoks yaptırıp medyanın diline düşmüştü. Yani
Ve gerçekten çok kötü oldu sonucu. Ki bence dünyanın en güzel kadınlarından bir Şimdi tanesi. oturdu ama yani o görüntüsü yok şu anda, evet. Şu an Şu an yok. gene. Ama yani insan diyor ki hani bunu Nicole Kidman bile kendine yapıyorsa bu nasıl bir büyük bir baskıdır ki? Veya şöyle, Şov. yani şöyle bir gerçek var. Bir şey oluyor ve seni sürekli bir yere, yani sanki sen ekranda gözüktüğünde böyle, ya bir de kime göre, neye göre, yani ekrana çıkan insanların kimseye bir güzellik borcu yok yani. Kimseye. Bir de Yani mesela güzel ne demek? Mesela şimdi oradan girelim. Yani her dönem dönem değişiyormuş ya aslında. tabii ki. Yani neye göre mesela? Kime Aynen. göre? Aynen. Aynen. Antik Mısır'da dar kalça, Dar kalça, okey. incelik ve altın gibi parlayan ten mesela yani makbulmuş. Ne garip değil mi? Böyle bayağı parıl parıl parlatıyorlarmış tenlerini altından. Aslında bayağı iyi ya. Rihanna klibi mi? Say bak. Rihanna gibi. Ben Mısır'a gittim bu arada, Kahire'ye. Ve şey yani bu orada çok büyük bir müze var Kahire'de. Adını unuttum işte, yani 3 günde falan geziliyormuş müzenin tamamı. Anormal şeyler var işte, papirüsler, işte duvar resimleri, çok büyük kocaman heykeller falan. Hep işte bu Firavun ve şey, Firavun'un eşine ne deniyor? O da Firavun herhalde. Hep Hayır değil. şeyler, başka bir şey. Neydi ya? Ne deniyordu? Anormal Nefertiti falan. Değil işte, tabii kadınla. Nefertiti şey ya, şeyler altındanlar ama cilt, yani ten zaten birçok uygarlıkta ve bence hala günümüzdeki en önemli güzellik kriterlerinden bir tanesi. Bayağı. Evet, ten rengi değil Yani mi? evet, ten rengi, ondan sonra ten Çok yumuşaklığı, acımasız ya. edebiyatta falan da mesela hep güzel kadınlar tasvir edilirken, hani Tabii. o kürk mantolu Madonna'da falan hep şey, tenden ve cildinden de bahsedilir yani. Biraz Koku. Evet koku. doğru. Evet, çok Aa, yani. çok doğru. Evet. Yani böyle porselen gibi falan olması Denir. mesela Evet, mesela illa. o bir iltifattır ya da o bir güzellik kriteridir. İşte Abi çok hamama garip aslında ya. giderlermiş de kızları seçerken bakarlarmış ya vücutlarına, tenlerine. O ne demek lan? İşte düşün yani Eskiden o böyle zaman. bir şey varmış bayağı. Yani Evet. gelin hamamı meselesinin özünde bu varmış bayağı. Aynen. Orada da hep Götüne başına bakmak oğlunu alacağının. aynen. Veya işte resmedilen hep şey ya, kadının mesela işte tasvir edilen ya da resmedilen şey vücut oranı, ondan sonra dönemin vücut oranı şeylerine uyuyor mu? Ondan sonra Tabii. cildi falan yani. Peki Yunan'da nasılmış biliyor musun? İnanır mısın? Tek kaş. Tek kaş mı? Kadınlar boyuyorlarmış buralarını. Of, Frida. Evet. Evet, aynen. Ve saçta beyaz peruk hep. He. Bu tamam, çok eski. Arkadaşlar bak şimdi bu Anıl'ın notlarına bakarken gördüm ve çok ilginç gerçekten. Yani güzellik bu peruk meselesi de antik Yunan'da sadece üst sınıftan beklenen bir şeymiş bu, tamam mı? Ve aslında düşününce güzellik gerçekten sadece üst sınıfın edinebildiği ya da yani peşinden koştuğu ya da onlardan beklenen bir şey aslında. Yani alt sınıf Tabii. sanki hani hiç o işlerle alakası yokmuş gibi davranılan bir durumdur ya yani. Korkunç bir şey lan düşününce yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bugün de öyle değil mi? Çok sinir. Tabii ki öyle. Bugün de Tabii ki. öyle. Evet. Güzellik sadece yani güzellik derken arkadaşlar bu arada yani riskli bir konu. Hani biz şey gibi bir yerden bahsediyoruz. Yani hep normal toplumsal algının bir güzellik kavramını konuşuyoruz burada. Yoksa kendi fikirlerimiz tabii ki değil. Ama evet yani tırnak içindeki güzelliğe kolay ulaşabilme hakkı tabii ki evet üst sınıfta. Hala bugün daha öyle tabii ki. Arkadaşlar en ilginci geliyor. Orta Çağ Japonya'sı. Bu inanılmaz mesela. Ne o ya? Aşırı uzun saç. Ki o okey. Biliyoruz zaten onu. Hep erkeklerin bile öyledir ya. Evet. Saç onlarda güzellik kriteri. Evet. Solgun cilt. Ve küçük yuvarlak dudaklar. Bunları biliyoruz. Ama tuhaf olan geliyor.
Şimdi kadınlar yüzlerini beyaza boyuyormuş abi. Hı hı. Yüzlerini beyaza boyunca dişleri sarı gibi gözüküyormuş doğal olarak. Ve o sanki yanlış bir anlaşmaya engel olsun diye. Yani hani benim dişlerim pis değil, sarı değil olmasın diye dişlerini siyah boyamak ne ya? Nasıl ya? Bayağı. Okumadım ben. Evet. İnanılmaz değil mi bu? Ha, sarı gözükmesin diye siyah boyu. Geri zekalı mıyım? İnanılmaz gerçekten ve bir, yani bir insanı öyle hayal ettim ve çok tuhaf değil mi ya? Beyaz şey. Ben minnacık bir dudak, upuzun evet. Bir saç ve siyah dişler. İnanılmaz. Ya yürü bir git. Ya. Bir yandan da çok saçma ya. en benim şaşırdığıma geliyor sıra. Evet. Bu Fransa'da çiçek hastalığını izlerini kapatmak için hep mesela filmlerde falan görürdüm ben. Sen görür müsün? Merak ederdim. Bu insanlar niçin yüzlerine ben yapıyor diye. O yüzden mi? Evet. Çiçek hastalığını kapatmak için. Ne garip değil mi? O kadınlarda bir ara ben çizme modası öyle mi olmuş yani? Evet. Aa, çok enteresan. Bayağı enteresan hem de. Benim annemler falan gençliğinde bayağı ben yaparlarmış kendini. Aa. Evet evet. Annemin öyle fotoğrafları var mesela. İşte şuraya. Ondan sonra genellikle şuralar. İşte şurası. Cindy Crawford mı kervanım acaba? Herhalde ama şimdi yok. Doğru. Evet, o olabilir aslında. Abi canım, senin annenin zamanında en top modeldi. Tabii tabii tabii. Ben çiziyorlarmış. Görmüştüm yani. Açıkçası bu konuyu ne kadar konuşursak konuşalım. Mesela hep eksik kalacakmışız gibi yani. Çok hani, çok uzun konu, aynen. O kadar fazla konuşacak şey var ki, o yüzden hani yani nereden başlayacağını bilemiyor insan. Yani ilk başta bir öfkeni mi sisteme karşı kusayım, kendi zaaflarımı mı anlatayım, yoksa bu zaaflarımın aslında sebebini yaratan o sisteme mi oturayım da masaya yatırayım? Yani inanılmaz bir şey yani. Aynen aynen. Çünkü mesela insan kendi hayatından düşün. Ben mesela hiç yalan yok. Kendini beğenmiyor. Yani mesela kendini güzel buluyor musun? Hayır. Kendi hı-hı. adıma söylüyorum. Ama bu konuya haddinden fazla kafayı takmış da bir insanım. Kendimle ilgili. Hı. Tamam mı? Okey anladım. Yani bugüne kadar öyle bir aslında hani böyle bu konuda bir eksiklik yaşadın mı? Hayır. Okey. Yani manitalarım olsun, arkadaşlarım olsun ya falan. Ama yani şu halimi dümdüz, filtresiz basamıyor olmak bile bana evet, çok şey yaratıyor. Evet. Onu ama yani insanda onun yani nasıl söyleyeyim, ezikliği mi diyeyim, o böyle yani bütün o aslında inandığın dünya ve bütün değerlere çok aykırı bir şey o bir yandan. Yani mesela ben şuralarım benim bak çöküktür ya kanki. Yani o şey mesela, mimik izinden. Evet aynen. Mutlaka Anıl'a gönderirim ve Anıl şuraları düzeltsene lan çok az derim. Abartmam tabii ki Seren Serengil gibi de. Mesela asla şuralarımla barışamam. Mesela şuralarımla. Çünkü ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok iyi anlıyorum. Ama ben de şuna karşı değilim. Mesela bunu yaşıyor olman aslında bir anlamda evet çok büyük bir şey var. Yani bize, kadınlara özellikle ama mesela şöyle bir gerçek var. Ben insanların herhangi bir hastalık dışında ya da çok büyük bir fiziksel rahatsızlık dışında olabilecekleri en iyi versiyonuna geçmelerine, estetik müdahaleler yaptırmalarına falan çok ciddi destek veririm. Yani tabii öyle, herkes nasıl mutlu oluyorsa öyle. Ha, yani mesela hiç işte atıyorum. Muhafazakarlık yapandan çok soğuyorum yani zaten. Yani mesela tabii şuradan ki rahatsızsın diyelim. Evet. Bunun çözümü şu an 2 dakika falan. Yani botoks yapıyorlar, konu bitiyor aslında. Ama konu onunla bitmiyor. Bitmiyor işte, anladın mı? Sen ha, diyordun, bitmiyor. Yani oram da olsun, buram da olsun. Ve mesela kendime de yakıştıramıyorum bunu yani hani. Evet, evet an, bende de var o. Ya yapma bunu, bari sen yapma yani. Yani evet, abi niye böyle bir şeye teslim olayım abi yani. Evet. Hani çok da garip. Mesela beğendiğim kadınlar da bu arada yani klasik anlamda toplum tarafından güzel olduğu hemfikir olunan kadınlar değil mesela beğendiğim. Erkekler de bu arada yani. Benim de kadın genel erkek olarak. Ben mesela Eva Green hastasıyımdır. İşte yani of, anladın mı? Dur bakayım aklıma. Abi,
Böyle Benim bak ben yazdım. Runi Mara benim of, galiba. çok hoş kız ya o. Arkadaşlar böyle bir güzellik gerçekten ben büyüleniyorum yani Çok kadına. hoş kız. Çok hoş kız. Lia Seydoux Ben de. Lea Seydoux. bir ya, of of of. Ben de mesela işte daha böyle o ne biliyor musun işte? Çünkü aslında galiba ben de sonuçta otorite değilim ama yani kendilerine aitler ya. Evet, çok özgünler. Ya çok özgünler, çok kendilerine. Ve şu da var, bence burada konuya sıçrayacağım ama bence güzellik aslında herkes için kendini iyi hissettiğin zaman çıkan bir şey. Yani Şimdi güzel soru. Bak, geliyor. Çok söyle. güzel yere girdin. İlk soruyla girdin gerçekten lan. Kendimizi ne zaman güzel hissediyoruz? Ben aşık olunca. Aşık olunca dünyanın en güzel kadınıyım. Çok net. Çok Ya çok aşık evet. ve karşı tarafta aynı. Aşıktaysa dünyadaki en güzel kadınım yani. Çok net. Ve güzelleşiyorsun zaten. Çok garip bir şey. Değil Enerjin mi? farklılaşıyor. Ya enerji galiba güzellik ya. Yaydığın enerji Arkadaşlar galiba çok net. gerçekten. Aura. Çünkü bakıyorum da bazen mesela kendi arkadaşlarıma, sokakta gördüğüm insanlara, hiç tanımadığım insanlarla bile ne kadar böyle enerjileri hoş insanlara dönüp bakıyorum. Yani Evet. aslında baktığım şey onların fiziksel şeyi değil, yaydıkları şey. Yani Aura yani işte o ya bütün etkilerine. evet. Evet davranışı, duruşu, Evet. bakışı, falan, gülmesi. Ya mesela Gülmesi. gülme çok önemli. Gülmesi aynen. Keşke Değil ben mi? güzel gülen biri olsam. Sen dünyanın en güzel gülenisin, aptal. Asla. Mesela benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi benim fotoğraflarda hiç gülmüyorum ben diye hep benimle dalga geçilir. Çünkü abi gülünce ben gülüyor gibi gözükmüyorum. Acı çekiyor gibi gözüküyorum. Bak Allah aşkına. Komik abi. Normalde böyle mi gülüyorsun? Kapatma şu ağzını bir Ya defa. bir dakika Allah aşkına bu ne? Bak sen bir sırıt bak. Ne güzel sırıt. Bak ah. Bak. Bak. Oğlum böyle bir şey yok. Sen şu anda mask yapıyorsun. Uydurma. Böyle bir gülüşün yok ki senin. Sen böyle gülmüyorsun ki gülüne. Şu ağzını kapatma bir dakika. Az sonra güldüreceğim seni. Dur. Ha tamam olur da işte mesela fotoğrafta öyle olmuyor. Fotoğrafta diyorlar ki herkese mesela gülün. Herkes gülüyor çok güzel. Ben gülerim. Bir dişlerini göster bakayım. Bak. Ha şu. Kapatma ağzını. Bak ne kapatıyorsun. Dünyanın en güzel gülüşü. Ya nesi Aptal. güzel ya. Bildiğin şey acı çekiyor gibi gözüküyorum. İnsan gülerken acı çekmemeli ya. Allah Bazen de Allah. çeker kanki. Ben dün gece yemin ederim bir gülme krizine girdim. Göğsüm sıkıştı. Ve Hasan'a şöyle yalvardım. Bir cümle daha etme yalvarıyorum dedim. İyi Ey değilim bayılıyorum. Allah'ım. Aa, güle güle öleyim mi? Bir de böyle abartırlar ya. Hasan'ın ciddi Peki. suratıyla yaptığı espriler de yani. Bir de mesela sana bir şey söyleyeyim mi? Ay espri değil bu arada inanılmaz bir hikaye anlattım. Onu sana daha sonra anlatacağım. İnanılmaz bir hayatımda dinlediğim en komik hikayelerden biri olabilir. Neyse. Bir de mesela bende fotoğraflar inanılmaz sahtelik. Ben hep şuyum mesela. Hiç mesela şöyle bir anım olamaz benim. 250 metreden kamerayı görsem hemen poza girerim. Şu. Kimsin sen? Ya mesela bu çok Kimsin? yabancılaşmıyor musun kendine? Kanki hiç işin en hazin tarafı. İnanılmaz mutluyum o pozu verirken. Ya ben Yeter, çok sorun yeter ki yaşıyorum. benden doğallık beklemesinler lütfen. Ne Ama olur. müthiş bir şey ya. Ben onu yapamıyorum ya. Hemen ay algı o kadar çok içimde kalan en içimde kalan şeyi söyleyeyim mi? Söyle. Moda çekimi yapmak. O kadar istiyorum Yapacağız. ki hiç. Ay, ikimiz yapsak keşke ya. Şu karantina Ya bir günleri bize yapsın. bitsin. Yalandan olsa da biri bize yapsın. Arkadaşlar burada maksat bir yere çıkmak değil. O da Fotoğraflar, çekme. kıyafetler, saçlar, makyajlar ve fotoğrafımızı çekilmesi. Gerekirse biz bunu algıcım bir ortaya bir bütçe koyalım. Bu işi biz Koyalım, bir organize. çektirelim, ne olacak? Peki algım kendini ne zaman güzel hissediyorsun? Senin dediğin gibi aşkın ilk zamanları. Değil mi? Tamam. Bir de Sonra ne bir salma zaman? olmuyor. Sonraki o salma. Sonraki o salma ve endişe ve sıçış. İlişkinin sıçmasıyla birlikte gelen yabancılaşma ve koy Elinin sıçışı veriş. da. Bir de ne zaman biliyor musun?
Ama o kendimi güzel hissediyorum. Mental olarak da iyi hissediyorum anı. İyi bir şey yaptığımda mesela iyi bir performans işte Yani oynadığım öyle şey. hissediyorsun. Mesela inanılmaz bir oyun çıkardın. Orada işte çok ulan sanki dünyayı kurtarıyorum. Bu ne saçma bir şey. Nasıl mutluyum Mesela biliyor musun? atıyorum dizide çok iyi oynadın. Bütün ekip falan böyle herkes hemfikir yayınlandı. Herkes bayılıyor falan. Bayılıyorum. Sanki sanırsın dünyayı kurtardım ya. Bu ne? Ay Oyunculuktan nefret ediyorum. Oyunculuğa bayılıyorum. İki arada saçması. Yapmasam deliriyorum. Yapsam deliriyorum. paradoks gibi paradoks be. Evet ya. Nefret bir Benim meslek. aşkım. Şimdi oyuncu olunca gerçekten güzel çıktığım kendime göre kendimi beğendiğim zamanlar kendimi çok iyi hissettiğim zamanlar. Tabii ki. Şimdi bunu senin mesela çok fark edemeyebilirsin anladın mı? Ama ben mesela bir dizinin içerisinde iyi bir sahnede iyi oynadığımı düşünüyorsam resmen güzel çıkıyorum. Kardeşim ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Çünkü bende de mesela atıyorum bir programda enerjim çok yüksekse, o Evet. programda iyiysem filan aşırı ünlülerde Evet. çok olurdu. O zaman kendime ve çok tabii ki anlıyorum ne demek istediğini. Ve İnsan kendini yaydın. gerçekten Evet. ediyor. Evet. Yani şöyle diyeyim güzel olup olmamamla umursamıyorum. Hem Öyle diyeyim ya o da. hem de çok iyisin. Yani her anlamda Evet. Okey yaydın. yani. Evet. Yaydın Aynen. enerji, her şey. Aynen. Evet. Peki kardeşim manita dedin de oradan alakasız bir yer bir şey aklıma. Şu var mı? Sen de şu var mı? Şimdi ilişkinin ilk 1,5 2 kanka. Bak şimdi çocukla beraber uyuyoruz ya mesela. Ondan 15 dakika önce uyanıp gözaltı beyazımı sürüp tekrar yatıyorum. Asla yapmam. Ve dördüncü, beşinci aydan sonra diyeyim artık. Yani dışarı çıkarken allık bile sürmeme. Tabii canım İnanılmaz. hiç umru değil, değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim de sen nasıl uyanıyorsun yüzün gözün? Aşkım ben o özgüvensizliğe tahammül edemem ilişkinin ilk zamanlarında. Yani Bazı insanlar güzel uyanıyor inanılmaz da. çirkin geliyor. Yani kendime hiç beğenmediğim sabahlar var benim yani. Hiç. E tabii Ve bir çoğunlukla de ben de mesela böyle bayağı bildiğim böyle uyanıyorum ben. Yani. hayır o mesele o değil abi. Sen gene ben seni yeni uyanmış halini gördüm. Çok garip bir durum keşfettim bugün kendimle ilgili gene bu notları çıkarırken. Görüntümüzden ne zaman rahatsız oluruz diye yazmış Anıl. Ve şöyle bir şey keşfettim. Abi geçen gün böyle geriye dönük fotoğraflarıma bakıyorum tamam mı? Bir tane böyle inanılmaz depresyonda olduğum bir blok var. Bir 2-3 yıl gibi düşün. Ve o dönemdeki hissiyatımı hatırlıyorum. İşte mesela atıyorum arkadaşım benim fotoğrafımı çekerken, grup içinde fotoğraf çekilirken algı her anında çirkin hissediyorum kendimi ya öyle düşün. Tüm o fotoğraflarda. Öyle bir dönem. Ve sürekli böyle şeyim, ay bunu paylaşıyorum ama yani korkunç ya, çok kötü ya falan hep öyleyim yani. Ve şimdi geçen gün daha o süreç geçti, bitti tabii üzerinden hay aktı, hu yaktı. Şimdi bakıyorum mesela eski fotoğraflarıma. Abi aslında değilmişim yani. Hani abi insan nasıl görüyor mesela kendini? Değil Yani mi? çünkü şeydim, aynaya bakmıyorum yani böyleyim. Evet. Yani çok kötü. Benim de var Ne öyle dönemler. üzücü bir self shame aslında değil mi? Ne denir ona? Self shame mi? Öz utanç. O ama işte çok mental durumunla çok alakalı ya. Çok. O yüzden şeye Evet. geldim. Yani görüntümüzden ne zaman rahatsız oluyoruz mesela? Yani ben belli ki böyle hani böyle bir şey düşündüm bugün. Ben yani hep öyleyim. Hatta benle hep dalga geçerler. Ben fotoğraf çektirmekten hoşlanmam. Sen nasıl oyuncusun fotoğraf çektirmekten hoşlanmıyorsun kamera? Aka, ne Ya alaka? ne alaka? Ama en çok Son kesin rahatsız olduğum... görüntünden. Bence ben sana söyleyeyim mi seni tanıdığım kadarıyla? Kontrolün sende olmadığı zamanlarda. Yani anlamadım. Atıyorum mesela şimdi oturdum bir makyözün önüne kafasına göre takılıyor. Of, olay. Ya da kuaföre gittin. Bir Evet. saç tarif ettin. Baktın kafasına göre takılıyor. Yani sen hep o güzelliğin kontrolünü elinde
isteyen birisin bana göre. Ben seni tanıdığım kadarıyla. Ben evet. de hep teslimdir mesela. Evet. Biri mesela, bana mesela bu çok güzel dedi, okey. Hani tamam. Ya mesela şöyle bir gerçeklik de var aslında. Ben de kendimle ilgili eleştiri yaparsam, bir kadın olarak bu ülkede ya da bu dönemde oyunculuk yapan biri olarak, mesela bazen şöyle hissettiğim zamanlar oluyor. Aslında sahneyi oynarken, televizyon için geçerli, iyi gözükmeye çalışarak oynadığım zamanlar oluyor. Bunu fark ettiğim anda düzeltmeye çalışıyorum ama tekrar oluyor. Düzeltmeye çalışıyorum, tekrar oluyor. Bu nasıl büyük bir baskı ki? Yani ben güzellik yarışmasına falan girdiğim yok aslında. Ceylanlar bilir, Merveler falan. Böyle gerçekten botoks yaptırdım yüzüme ve bu şu kaşlarım, dizideydim bir tane. Bak gerçekten dizide kendimi izledim Zeynep. Bak böyleydi. Böyle duruyordum. Ve bana estetik cerrah dedi ki bak yapmayalım falan. Ben hayır hayır, benim işte kaşlarım düşük, bakışlarım yamuk gözüküyor falan diye taktım. Ondan sonra ve böyle. Abi inanamıyorum ya. Allah'tan ya botoksun. Çok öfkeleniyorum abi gerçekten yani. Çünkü çok... niye biliyor musun? Bir süre sonra kendini izliyorsun, izliyorsun. Bir sürü yorumlar yapılıyor bilmem ne. Ben tutturdum. Benim bakışlarım düşük. Ben işte bir... Hayır abicim. Bu daha mı iyi yani? Yani mesela bir oyuncu arkadaşım var. Geçen gün şöyle bir şey anlattı. Şimdi isim vermeyelim. Sana soru söyleyeceğim kim olduğunu. Hı hı. Abi bir tane bir yabancı ile görüşmüş. Mesela kıza şey demiş. Aslında senin şuralarına birazcık botoks yaptırsak taş gibi kız olursun. Allah Allah. Sen kimsin lan? Tabii canım. Ha mesela sana böyle bir konuda fikrim mi soruldu? Yani sence ben nasıl daha güzel olurum bilmem ne anım mı dedim ben sana. Ve bunu yapan bir kadın mesela. Yani tüm bu sistemin ceremesini kadınların çektiğini anlamıyorsun. Evet. Yani bu hiç erkeklerin üzerine böyle bir baskı yok dikkat edersen. Erkekler sıfır yani. Gerçekten sıfır ve erkeklerde şöyle bir şey var. Ne kadar yaşlanırlarsa, ne kadar kırışıklıkları hiç etkilenmiyorlar artarsa, bu durumdan. Bir de üstüne Hiç. daha karizmatik kabul ediliyorlar. Özellikle Ya. Bizim sektörde. Ama kalkıyorsun sen, bundan sonra yapımcılar röportaj veriyorlar ya da Evet. demeçlerde şöyle şeyler söylüyorlar. Bak bunu yapımcılar söylüyor ya da işte şey, biz efendim 70 yaşında oynatacak kadın aktris bulamıyoruz. Çünkü herkesin yüzü 70 yaşında gözükmüyor. Siz yaptınız bunu. Abi inanılmaz bir şey. Hiçbir Şimdi... canlının, hiçbir kadının yer çekime karşı koyabilmesi diye bir durum yok. Herkesin o yüzü düşecek. Sen bu kadınlara bu baskıyı yaptın. 60 yaşındakilerin hepsi 30 yaşında gözükmeye çalışıyor. Ondan sonra filmlerde, dizilerde 70 yaşında kadın oynatacak kadın oyuncu bulamıyorsun. İnanılmaz bir şey. Hepsi Ve bu arada botox. Yani abi bunu bizim de besliyor olmamız bence en büyük paradoks. Yani kendimiz de yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani üstelik öğlenlerimiz de yapıyoruz. Kadınlar Kendimizle kadınlara yapıyor. Hayatımızda yapıyoruz. Yani ya zaten bir erk bir sistemin kurup yönettiği ve baskıladığı bir şeye aslında biz de bireysel olarak aslında hizmet ediyoruz ya. Bana en çok bu koyuyor kanki. Evet. Güzel bir şey söyledin. Ünlüler üzerinden. Mesela şöyle şeyler oluyor ya. Atıyorum mesela makyajsız bir haliyle. Yani makyajsız bir hali. Çekti. Evet. Görenleri şaşırttı filan. Ayı. Kilo almış. Evet ya. Vermiş. Evet, bu ne kadar ayıp ya. Bu ne kadar çirkin. Bunu gerçekten çok öfkeleniyorum. Bunu yazan hangi sayıkla yazıyor abi? Hangi mentalle? Bunu onaylayan editör. Buna mesela gördün mü diyen halk. Evet. Nasıl bir şey lan? İşte bu sana geçen gün bahsettim ya, bu konu açıldığında Gigi Hadid'e yapılan kadın hamileyken niye oradan geldik değil mi diye. Buraya? Evet. Ya zaten hani bilmiyorum, yani herkes biliyor şu an dönemin en popüler güzelliklerinden bir tanesi Gigi. Yani hani ilk üçte falan ben geliyor sayıldığında. Bilmiyorum. Ben dur bakıyorum Gigi Hadid'e. Ha yani şeyler, bunlar çok popüler bir kız. Ondan sonra falan neyse. Bir hamile. Kız kardeşi mi vardı? Galiba Bella Hadid var, evet. Ha Bella Hadid, ha. Ondan Cicali. Sonra bunlar böyle şeylerle birlikte bunlar en popülerler. Ya işte yani şu an dönemin bu kız en büyük top modellerinden bir tanesi. Yani Cindy Crawford. Ha top model kız, okey. Yani Cindy Crawford'la
şey zamanında Claudia Schiffer neyse, bugün günümüzün Ya senin Almanca aksanına kurban be. olayı. Claudia Schiffer. Allah'ım. Allah'ım. Bir şey söyleyeceğim. Haydi Kulüm gibi bir Abu Dazim desene. Ne diyeyim? Haydi Kulüm diyor ya programlarda. Abu Dazim. Öyle bir şey diyor ya. Afide Zeyno canım. Ha? Afide Fidazi. Zey. Afide Zey. Abi. Ne diyorsun diyorum. Hani görüşürüz Afide Zey. Almanca aksanımla. Benim aksan şey Almancam yüksek Almancadır Zeynep için. Hakikaten mi diyorsun? Evet. Oha oğlum siz Hochdeutsch. Kaan Karsan'la eşleşin bayağı Almanca'da. Hochdeutsch denir. Gerçi Kaan'ın daha da iyi olabilir. Alman lisesi daha iyidir de. Oh, bir daha söyle bakayım az önce dediğini. Hochdeutsch. Oh Leutsch. Bay 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 bay. Hochdeutsch. Oh Deutsch. Yüksek Almanca şey gibi işte Tek eski ama. Türkçe gibi yani. Şey gibi ya Shakespeare İngilizcesi dönemi gibi. Gibi evet yani böyle kaliteli Almanca, esas Almanca gibi de tercüme edilebilir. Peki şu şeye gelelim. Bu iğrenç magazin diline. Bundan Dile hangi okul zevk nefret. alıyor onu da anlamış değilim. Yani mesela bir göreceli bir şekilde fiziksel olarak beğendiğin bir ünlü makyajsız bir şekilde gördüğün zaman ve o basın dilinde çirkin olarak adlandırıldığında bu okuru neden mutlu ediyor mesela? He. Hangi yani motivasyonla şey mi diyorsun ya ay oh ya o da Evet, şey o da değil çünkü mi? Zeynep benim düşüncem bizim ülkemiz için insanlar çok mutsuz, tamam mı? Gerçekten mutsuzlar genel olarak. Bunu ilk seninle karantina programı yaptığımızda da biraz bahsetmek istemiştim gözlemlediğim şeylerden. Mutsuzlar, parasızlar, çok büyük dertleri var. Yalnızlar. Yalnızlar, anladın mı? Yani şimdi Instagram'ı açıyor, görüyor ki ya biz oyuncular şöyle resmediliyoruz. Bütün gün partilerde uyuşturucu kullanan, ondan sonra bok gibi para kazanan, hiçbir şey Gerçekten. yapmadan Hayvan gibi gezen tozan, kayağına bak, hayvan hayat. gibi, yani hayvan gibi gezen, tozan ve hiçbir derdi olmayan insanlar olarak resmediliyoruz yani. Ve Instagram'ın en büyük Bir özelliği, antipati yaratıyor. tabii ki çünkü mutsuz, çünkü evinden çıkıyor sabah köründe. Anladın mı? Sabah akşama kadar çalışıyor. Akşam eve geldiğinde bir tane dizi izliyor, uyuyor. Ertesi gün bir daha yolu gidiyor, tekrar işe gidiyor. Ondan sonra tekrar dönüyor. Haftada bir gün boşluğu var. Kazandığı para faturalarını ödemeye bile yetmiyor. Ve sen bu insanlara bütün gün boyunca şunu pompalıyorsun. Ünlüler şöyle, ünlüler böyle, ünlüler şey. Ve aslında ünlüleri sevmiyorlar. O Tabii. yüzden ünlülerin en ufak bir fiziksel kendilerince işte makyajsız yakalandı, bilmem ne oldu, gazetecilere şunu dedi olduğunda kendince vay be bunlar da bilmem ne diye mutlu oluyor. Benim hani bunu genelleme yapamam, pardon, bunu genelleme yaparım. Tabii ki istisnalar vardır ama galiba durum bu. Nasıl diyeyim sana? İşte çok iyi bir şey olur, birinin başına iyi bir şey gelir, ödül alınır, bir şey olur, dünyaca bir başarı yakalanır. Bu sanatın her alanında için geçerli. Birdenbire hemen kötü eleştiriler. İşte bilmem ne. İşte hep bir böyle şeye seviyoruz biz Ama yani. bak bu bizim toplumumuzda tabii ki çok had safhada da abi genel olarak galiba bu insanlığın içindeki bir bug yani hani ünlü insanı normalize ettiği zaman bir rahatlama yani çünkü magazine meraklı tüm toplumlarda bu böyle yani bir tek Evet. bizim toplumda bir şey değil ki kuzey ülkeleri dışında inanılmaz zaten tüm neredeyse tüm dünyada magazin sürekli kazanan bir şey. Evet. Bu konuda Türkiye'de canım kardeşim inanılmaz severim. Hem insan olarak hem oyunculuğunu. Bu konuda ciddi anlamda ses çıkaran çünkü kendisi de çok mağdur olduğu için. Aslan Gürbüz. Evet. Biliyorum. En güzel örneklerden biri. Ben de çok Aslan takdir ediyorum. ilk small giymiyor evet. Yani evet. Giymek zorunda değil. Evet. Ve kıza sürekli buradan yorum geliyor. Devamlı. Yani devamlı kızın fotoğraflarının altına kilo ver, kilo ver, kilo ver, yapımcısı kilo ver, yönetmeni kilo ver, rol arkadaşı ay sen niçin kilo vermiyorsun? Kilo ver yani kız sürekli bunu duyuyor yani düşünebiliyor musun? Hani çıldırır insan ve bu kız bel fıtığı hastası falan hani
Aslı'nın hayatını takip eden kitle de bunu biliyor neticede. Biliyor çünkü arkadaşlar. Kendi de zaten Instagram'ında paylaşıyor. Tabii ki kız bel fıtığı hastası. 3 kere evet. ameliyat olmuş. Yani hani öyle bir durumu yok yani. 3 ay yataktan kalkamadığı oluyor falan. Yani neyse şimdi. Abi Aslan hiç unutmuyorum bir gün bir post paylaşmıştı Instagram'dan. Aha şöyle. Ve böyle mitralyoz gibi yani. Kraliçe şöyle girmiş yani. Bütün hani çok içten çok samimi bir yazı. Aslan tanıyanlar içinse hiç şüphe götürmez yani samimiyeti. Abi kıza Dove reklamı gelmişti. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten öyle. Evet. Yani ben sizin bana dayattığınız kadın olmak zorunda değilim. Kilo vermek zorunda değilim. Kendimi seviyorum. Sürpriz. Evet. Yani X-Men'i seviyorum. Kendimi sevebiliyorum. İnanır evet. mısınız? Evet, evet. Aynen bu yapılıyor çünkü. Peki en çok kimden gelen yorumlar etkiliyor seni güzellikle ilgili? Yakın sevdiğim arkadaşlarımdan gelen gerçek şeyleri mesela hani peki, ben kendim... Bozulmaz mısın mesela? Yo bozulmuyorum. Tam tersi şundan hoşlanıyorum ki kendim adına da. Mesela ben sana sen bir şey giydiğinde mesela bana sorarken hani Zeynep bu olmadı ya sana demek isterim yani. Bayılırım ama bazısı hiç istemez. Evet ben öyle değilim. Ben ama bu arada çok sayılı öz yani. Veya işte mesela... Doğru zaten senin çemberin çok küçük yani. Öyle küçük yani aynen evet. O yüzden... Hani şey değil veya bu sana olmadı veya şey teyzem çok beni şey yapıyor özellikle ekranda izlediği zaman hani şunu giydirmişler sana algı o sana olmamış dediği zaman güveniyorum yani. Ayırım onu ya. Ha yapar öyle. Ayırım onu. Benim anneannem aşırı güzellik meraklısıdır ondan sonra biraz da şey bir kadın. Galiba ya değil mi? Acayip yani. Senin ilk programa geldiğim zaman galiba. Biraz evet, tersidir bunu... o konularda. Anneannem kocan seni makyajsız görmeyecek der benimki diye orada mı söylemiştim? Evet işte öyle bir şey yani. Bizim aile sever yani güzellik şeyini, anlayışını. Şey anlayışı ne demek? Yani güzellik konuşmayı işte ne bileyim falan filan seviyorlar yani. Ben de galiba yakın olup olmamam önemli değil. Stilini beğendiğim insandan gelen yorumu çok önemserim. E tabii ki. Mesela yakın olmuşum olmamışım. Atıyorum çok mesela işte. Bir dakika konuyla alakasız bir şey soracağım sana. Konuyla alakasız bir şey. Herkesin stili başka beğenirsin beğenmezsin. Stilde her şeyi ele veren ilk şey ne sence? Söylemek istiyorum ben. Çok etkileniyorum. Söyle. Ayakkabı. Ama pantolon da aynı ölçüde önemli biliyor musun? Bak. Arkadaşlar pantolon çok iyi özetler. Çok şey özetler. Ayakkabıda sıçabilirsin abi. Yani hayır. Bir şekilde yani. Olmayabilir. Ama pantolon dünyanın en iyi ayakkabısının en iyi üstünü giy. O pantolon sana fit olmadıysa ama ayakkabı abi. Mesela çok yüzeysel bir şey söylüyorum ama biraz hayat yüzeysel o anlamda. Ayakkabıdan kişilik tahlili çıkar abicim. Aa vallahi saçmalama çıkar. Ya. Vallahi çıkar ya. Yapalım mı lan senden bir gün? Yapalım. Oturalım bir gün. Sadece işimiz gücü. Şey hocam. Şuraya bak yan yana çektiğimiz bölümde hakikaten yapalım bunu. Sağ bir... köşeye ayakkabılar gelsin. Biz seninle bakalım kişilik tahmini yapalım. Takıntın nerede takıntın? Fiziksel olarak. Güzel görünme isteğinin sınırı ne mesela? Çok. Benim doğru düzgün. Benim o kadar fazla değil. Çünkü ben yani zaten kendini hiç beğenmeyen bir insan olduğum için yani istesem de zaten kendi güzel bulduğum duruma çıkamayacağımı inandığım için işte benim bu mesela buralarım kapansın falan doğru düzgün böyle bir yüzümle bir alımlı bir... Okey. Ben de şey mesela ne bileyim
özel hayatımda falan öyle çok da şey yapmam yani de işte toplum Sen karşısında bir de işte. makyaj falan da yapan bir tip değilsin mesela. Ben de yeni 2-3 yıldır yapıyorum Yok, hala. sevmiyorum makyajı mesela, kendimi beğenen biri değilim ben. Makyajsız Ama halimi sen daha çok beğeniyorum. çok net makyajsız daha güzelsin gerçekten. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Ben böyle bazen çok makyaj yaptıklarında falan böyle şey gibi oluyor. Ne bileyim, taşıyamadığımı düşün. Aslında olmuyor. Ben de o tiplerden değilim. Kanki sana kırmızı ruj. Kırmızı ruj mesela hiç sürmüyorum. Aslında çok Bela olursun. Bela olursun. Hafif göz makyajı kırmızı ruj. Bir kere yapsana benim hatırım için lütfen ya. senle moda çekiminde yapacağım. Allah aşkına, moda Kırmızı ruj çekimi konsepti yapalım. mi? Ay arkadaşlar, bize moda çekimi yapılıyor. O kaşın olacak. Ay böyle ama bak, böyle hoş bir şey olsun ya. Mesela böyle dur bakayım, Pera Palas'ta da olabilir ondan sonra falan. Ya da konsept ne olur? Büyük Londra Oteli mi, dünyanın en büyük klişesiyle? Dur be Her 10 çekimden 9'unun yapıldığı Büyük Londra Oteli. şeyde olabilir, Soho'da olabilir. Kanki Soho'da olabilir. Bir de mesela böyle bir şeyde falan da olabilir. Böyle bir hangar gibi bir yerde, ya da mesela Aa. uçsuz bucaksız bir ormanın içinde Beykoz falan. kundura mı? Ay ay, oraya mı düşeceğiz ya? Ay. Ay çok kötü gerçekten ya. Bir de biliyor musun, ben oraya ilk giren setlerden biri benim setim. Ben de. Hangisi Zamanında. senin? Bir tane kardeşim, hiç adını bile ağzıma almayayım. Bir Kurtlar Vadisi girmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de galiba Hatırla Sevgili olması lazım. O kadar yani, dizlere yeni Ha, yeni sen verdik. daha da eski. Ben Tabii sonrasındayım tabii. Ve orada benim çekilmiş fotoğraflarım var. Bizim set fotoğrafçısının. Mehmet, 2 dakika gelsene adam aşağı. Şurada benim bir ben. Tabii. fotoğrafım. Aşağıda çok güzel duvar var Arkadaşlar, oğlum. inanılmaz fotoğraflarım var mesela. Zincirleri tutmuşum, şuyum. Niye dün? Kanki, o kadar kötü ki. O sarı saçlarım ve böyle, Mehmet, kırık camların arasından beni bir çek. Ne alaka? Ya Fotoğrafları bir gör ya. peki sen şeyi biliyor musun? Ben en çok ona ayar oluyorum. Ay. Beşiktaş iskelesinin karşısında toplar var ya Ne böyle. top? Ha. Ay orada of. O ne ya? İnanılmaz. Deniz Müzesi'nin toplarında değil mi? Niye o topların üstünde bir insan fotoğraf çekiyor? Bir de yani o toplar bir fallik obje gibi yani orada. Ve Yani çok çirkin. çok çok. Ve onun üstüne binip fotoğraf çekiyor. İnanılmaz ya. Ben nefret ediyorum orada. Peki Algı, bu bölümdeki son sorumuzla devam ediyorum. Buyurun. Yaptığın güzellik hataları. Of. Benim mesela hemen söyleyeyim. Ebru Gündeş kaşım. Öf. Tabii. Değil mi o dönem? Gözaltı beyazını inanılmaz fazla kullanmam. Sürmen tabii. Sarışın olmam her şeyden evvel arkadaşlar. Bu ne Kaynak lan? bile yaptırmışım. Kaynak. Sapsarı saçıma bir de kaynak yaptırmışım. Ama çok modaydı Zeynep o zaman. Öyle bir dönemim var yani. Ama çok Kaynaklıyım. modaydı ya. Ay bir de Çok migreni modaydı. tutmuştu da 10 gün sonra çıkarttırmıştım. Mecburen. Dur bakayım benim ne? Senin neyine ya? Hayvan gibi başım ağrımıştı günlerce. Senin neyine? Ay bir de bak, yazın kendimi çok güzel hissederim, yazın. Ama yazın bir hoşlaşıyor insan ya. Abi yazın o deniz, güneş, ay ne güzel bir şey gerçekten ya. İstanbul'da değilsen tabii ki. Evet, güzellik hatalarını alayım algım. Sen Benim de böyle bir saçlarını anormal bir kızıla boyatmış bir tip var sende. yok, yapmadım. Ama ne var biliyor musun? Mavi Ha. var. Mavi far mı? Evet. Dalga geçiyorsun. Hiç hayatımda renk... Ne demek ya mavi far? Mavi Ya far ama bu... ve kendimi çok güzel buluyordum. Gerçekten. Bir dönem mavi far sürüyordum ben ya. Bir daha... Peki mavi far ve mavi göz makyajı. Hayır böyle bayağı bildiğin şuralara mavi far. 18, 19, 20, 21.
Ve mavi fardan çok hoşlanıyorum. Ve böyle okulda Kimse de uyarmıyor kuzumu. Kimse de uyarmıyor. Ama kimse belki de modaydı ya o sene. modaydı herhalde, ne bileyim. Bir fotoğraflarım var. Hiç bunları konuşmak istemiyorum. Bir o var, bir de botoks. Şu, bak, bunu aldılar, böyle yaptırdım. Bir şey söyleyeceğim. Aldı. Allah'tan Kaptan al. Spak gibi bu nedir Bak ya? vallahi böyle bir dizide böyleyim ya. Böyle. Aldı. Ve Şu mavi çok parfüm. beğendim. Estetik cerrahını orada çok beğendim. Bak vallahi aynada bakıyorum, of diyorum, süper yani. Kanki. Bak. Şöyle mi? Şu muyum? Bak bak Alaka. şuradan Şu muyum? yandan kaldır bak. Buraya yapıyorlar. Tık. Abi Yanı bu yanı. kameraya alışamıyorum. Heh, Ha. yap. Kaldır. Heh, bu. Bu delilik lan. Evet. Allah'tan Böyle 6 bir ayda ifade olamaz ki geçtim. böyleyiz. Çok kötü. Algı, şu mavi farlı fotoğrafını bulursan lütfen bize yollar Koyacağım. mısın? Tamam Şurada tamam. yayına gelsin lütfen. İstanbul'a dönünce mavi farlı fotoğraflarım var benim ya. İnanılmaz bir şey ya. Bir de bu kadar mı olmaz ya? Çok iyi. Mavi far, pembe ruj ya. Ay saçmalama, pembe ruj daha şu Vallahi. an duyuyorum. Hayır. Pembe ruj ya. Ve ben onun çok doğal gözüktüğünü falan düşünüyordum. Ay sana kıyamam kız. Tabii. Okuldan şikayet ettiler anneme far sürüyor diye, makyajlı diye. Olaryum. Solaryum tabii. Ay Tabii. full arkadaşlar Fatih Terim'dim ya bakın. Yani fedon, fedon. Ben Edo, fedonlu gerçekten. Arkadaşlar ne büyük bir manyaklıkmış mesela ya. ya. Haftada bir de mesela ay rengim açıldı falan. O İnanılmaz bir nedir panik. yani? O bir kız vardı ya, dur. Neydi o kızın adı? Sabah şekeri. Kim? Dur. Unuttum. Neyse, moda Özlem, Özlem, Özlem Özlem Yılmaz. ya. Hatırlıyor Değil. musun? Ekranda Özlem. gözükmüyordu. Hatırlıyor Ay Özlem kimdi ya? Ah Özlem bir çıldırdım şey işte. Evet. Bir dönem ya. çok popülerdi o. Kadın. Hala öyle biliyorsun. Hala o bir hastalık herhalde. Ve ben bir dönemim var. Haftada bir gün dediğin gibi solaryum. Tabii ki. Ay ne bokuma ya? Sen kimsin İnanılmaz. ya? Bir de mesela acı çekersin. O kıpkırmızı, o Öf. kokusu, o solaryum kokusu üstüne siner. Yanık et kokusu yani. Yanmışsın çünkü. Ya inanılmaz ya. Benim bir keresinde Niye? yanağının yuvarlak yandığı bir inanılmazlık var. Böyle iki yuvarlak popomda. İki yuvarlak şaka değil. Yuvarlak. Ama Bir kere ısrarla solaryuma giriyor, değil mi? arkadaşlar bir kere de ayakta girdiğim ve baygınlık geçirdiğim ve çırılçıplak dışarı kucakta Ay. çıkarıldım. Ayakta. Bayılmışım. Şaka değil. Bitmiş tansiyon filan. Arkadaşlar o kabini açıyorlar. Bir düşünün yani. Resim gözünüzün önüne geliyor. Kabini açıyorlar. Benim alnım bir don. Ve üzerim çıkacak. Böyleyim. Böyle. Kalkın. Solaryum. Korkunç ya. Korkunç ya. Böyle hayatım Allah belasını. Niye solaryum ya? Niye bunu insan? Ay çok kötü. Bizim bir de bir Oh. tane vardı solaryumcu, böyle biz böyle okulun kızları olarak oraya gidiyorduk ve çocuk Tabii. böyle neydi çocuğun adı ya, bir şey Neredeydi diğeri kanki? Nişantaşı'nda mıydı? Bizimki Etiler'deydi. yok, bizim şeydeydi Beşiktaş'tan çıkarken şey, top ağacında, Ha tamam Nişantaşı yani. Orada bir çocuk vardı, küçücük de bir yer. Biz oraya gidiyorduk. Çocuk da böyle habire flört ediyor hepimizle ama. Ay liseli kızlar abi. Tabii, giriyoruz orada saçma sapan. İşte yok, bir de dakikası vardı ya, içeriden kapatıyorlardı. Tabii. Laps diye kapanır. Bir şey söyleyeceğim. Bir de katiyen ucuz bir şey de değildi ha. Asla ucuz diye aramızda para topluyorduk. Ondan sonra şey, solaryum için kremler vardı, hatırlıyor musun? Of Bu böyle flört ettiği kıza krem hediye eder falan. Ondan A, öncesi yağları vardı doğru. Ve sonrası evet.
Renk koruyucular sürersin Bir falan. de böyle sesler olur içeriden bağır. Kapattın mı? Kapattım. 6 dakika. Bir de paran sadece 6 dakikaya Ama yetiyor. böyle çıplak oturuyorsun. Evet. Ve bu çok normal bir şeymiş gibi. Şu algı yattım. Ya. Şu kapattım. Tamam. Bir de paranın Bari bir altı de dakika böyle yetiyor. kapatıyorsun. Tamam, içeridesin. Ay çok kırmızı. Kapattım. Bir de Şu an soyunmanı bekler. ölsen öyle bir şey yapamaz. O böyle laps açılır Hay ya bir Allah. çiş. Ya. Ve bu O böyle çok küçük normal bir gözle. şeydi ya. İnanılmaz yani, haftada bir rutinimdi benim ya düşününce. Düşünsene bir tane dükkana Ay gidiyorsun, çok. soyunuyorsun, soyunduğunu haber veriyorsun. Soyunduğunu haber veriyorsun ve 6 dakika boyunca yani bildiğin etin yanıyor. Hay O Allah ya. kokuyu hatırlıyorum ya. Çok kötü bir şey. Bence Ay. bu bütün bu konu solaryum eşittir güzellik konusunun ne olduğuyla alakalı. Çok güzel bir örnek oldu yani. Arkadaşlar finali inanılmaz bağladık hakikaten. Hay Allah'ım ya. Tamam. Böyle kapatalım mı? Hadi kapattık. 6 dakika açıyorum. Aldı. Süre çıkar. Süre. Orada geriye gider ya. 5,99. Hemen verdim. Böyle Oh. Böyle yatıyorsun abi. O küçük gözlükler üzerinde. O gözlükleri çıkarırsın, buraların bembeyaz. Ben o beyazlığı sevdiğim için gözlüğü hep takardım tabii ki. ay 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 ne güldüm be. Çok güldük. Algım. Peki bu güzel programın da sonuna mı geldik? Geldik valla. Arkadaşlar konuşsak tabii ki sabaha kadar konuşulacak inanılmaz bir mevzu güzellik. Ama işte yani burada bir saatte bizim için ne ifade ediyor gibi bir toparlamaya çalıştık. Aa. Haftaya aynı günde, aynı saatte, bambaşka bir konuyla sizlerle Güzellik. olacağız. Sevgili Aynen. güzellik uzmanımız Zeynep Ocaklı. Editörümüz Anıl Ölçer'e teşekkürler. Tüm bu ortamı, sanat yönetmenliğini yapan, bana şurada güzel ay mekini açıp bana bu ortamı kuran Gözde Mutlu'ya teşekkürler. Datça Belediyesi'ne teşekkürler. Doğru muyum? Datça Belediyesi'ne çok teşekkürler. Bayılıyorum onlara. Müthiş Datça bir belediye. Belediyesi bizi bir görsün ya hakikaten. Çok o kadar güzel bir belediye ki anlatamam sana. Hatta Sosyal medya kullanması da muhteşem. Twitter'dan takip ediyor musun? Tabii ki inanılmaz bir biçimde evet. Muazzam bir Twitter hesapları var. Bakın Bu kim istersen. yönetiyor, kim yönetiyorsa gerçekten. Çok. O zaman herkesi öpüyoruz. Evet öpüyoruz. Yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.